Sayın Cumhurbaşkanım, sayın bakanlarım, kıymetli komutanlarımız, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, sevgili konuklar. Başkanlık olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yürüttüğümüz projelerin teslimi için bir araya geldiğimiz bugün de sizleri saygıyla selamlıyorum. Yapımı tamamlanan acil müdahale ve dalış eğitim botlarımız, yeni SAT botlarımız ve süratli devriye botlarımızın deniz kuvvetlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Son dönemde hepimizin dikkatle takip ettiği gelişmelerin gösterdiği üzere yerli ve milli yeteneklere dayalı etkin bir silahlı kuvvetlere sahip olması gerekliliği şüphesizdir. Savunma sanayimiz bugün ana yüklenici firmalarımızdan KOBİ'lerimize kadar 1500'e yakın şirketimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katılımını sağlayan, Türkiye'nin bu alanda üretim gücünü bir araya getiren ve aynı amaç için seferber eden bir yapıya dönüşmüştür, daha da dönüşecektir. Bu yapının en güzel örneklerinden birinde askeri tersanelerimiz yanında özel sektör tersanelerimizin gerçekleştirdiği gemi inşa projelerimizde görmekteyiz. Belirtmeliyim ki savunma sanayinde özel sektör yeteneklerinin ileri noktada olduğu ve ticari rekabetin geliştiği alanların başında deniz araçları sektörü ve askeri gemi inşa faaliyetleri gelmektedir. Milgem ve yeni tip denizaltı gibi bugüne kadar askeri tersanelerde yürüyen projelerimiz dışında çok maksatlı amfibi hücum gemisi, denizde ikmal ve muharebe destek gemisi, amfibi çıkarma gemileri, karakol botları, yardımcı gemiler, sismik araştırma gemisi Oruç Reis, sahil güvenlik gemileri ve botları gibi projelerimizin büyük çoğunluğu özel sektör tersanelerimizde ve askeri tersanelerimizde yürütülmektedir. Projelerimiz Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle özel tersaneler ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri tersanelerimizin yükleniciliğinde alt yüklenici şirketler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir işbirliği ağı sayesinde hayata geçmektedir. Bugüne kadar çeşitli tiplerdeki deniz araçlarımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumlara teslim edilmiştir. Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün teslimatını yaptığımız tasarımı yerli olan botlarımız, Milli Klaslama ve Uygulama Değerlendirme Kuruluşu olan Türk Loydu tarafından klaslanmış, inşa, malzeme ve hizmetlerin yanı sıra entegre edilen sistemlerin büyük bir bölümü yurt içinden sağlanmış ve entegre edilmiştir. Türk sanayinin imkan ve kabiliyetlerini projelerimizde etkin bir şekilde değerlendirmek bizim için memnuniyet vericidir. Ayrıca sanayi, üniversite, KOBİ işbirliğinde güzel bir örnek teşkil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin çizdiği savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefindeki kararlılığımız neticesinde bugün görmekteyiz ki yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri çok az bulunan gemileri bile rekabetçi fiyatlarla ve maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyetlere ulaşmıştır. Bu imkan ve kabiliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere savunma sistemlerimizin yüksek harbi hazırlık seviyesinde maliyet etkin olarak tasarlanması için tüm paydaşlar arasında işbirliğinin daha da artırılarak güçlü bir koordinasyonun devamı şarttır. Bu bir anlamda çok önem taşıyan ihracat faaliyetlerimize de bir gerekliliktir. Gururla belirtmeliyim ki ihracatta yine en fazla ümit var olduğumuz ve rol alan sektörümüz yine gemi inşa sanayidir. Bugün örneklerini gördüğümüz botlarımızın ve sair bot sınıflarımızın yurt dışı ülkelerde çeşitli ülkeler tarafından kullanıldığını bilmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde bunların gerekliliğini yerine getirebildiğimiz müddetçe emin olalım ki dünya devleriyle yarışacak bir gemi inşa sektörümüz olacaktır. Zaten bugün gelinen noktada bunun bir hayal olmadığını göstermektedir. Her bir projemizde sahadan sağlanan geri bildirimler bundan sonraki yeni projelerimizde daha gelişmiş ürünlerin ve rol paylaşımlarının kurgulanması açısından önemlidir. Sözlerimi bitirirken Savunma Sanayii Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personelini bu projenin gerçekleşmesi için harcadıkları emek ve katkıları dolayısıyla kutlamak ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Botların inşasında görev alan Desan Tersanesi, Yonca Onuk Tersanesi ve alt yüklenici firmalarımıza, botların inşasında ve sistemlerin üretiminde emeği olan firmalarımızın, üniversitelerimizin, araştırma kuruluşlarımızın tüm uzman, mühendis, teknisyen ve işçilerine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bugüne kadar kazandıkları bilgi, birikimi ve tecrübeyle daha büyük projelere imza atmalarını beklediğimizi de ayrıca hatırlatmak isterim. Botlarımızın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Gemi inşa sektörümüzün benzer projeler ile ülke savunmamıza ciddi katkılar sağlamaya devam etmesini bekliyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum, arz ederim.